Merhaba web tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8'lerin savaşını canlandırıyoruz. Yani iPhone 8 Plus ve Note 8 karşı karşıya. Arkadaşlar öncelikle telefonların açılış hızlarına bir bakalım. İki telefonu da aynı anda açtığımız zaman 15 saniye ile iPhone 8 Plus'ın ilk açıldığını, 18 saniye ile de Note 8'in sonra açıldığını görüyoruz. Şimdi sıra geldi uygulama açılış hızlarına, bir de gelin bunu test edelim. Telefonlarımızın ikisine de aynı 16 uygulamayı kurduk. Bazıları içinde hali hazırda olan uygulamalardı. Arkadaşlar sırayla hepsini iki tur açıyoruz. İlk olarak birinci turu iPhone 1.14 saniye ile tamamlıyor. Samsung Note 8 de onun hemen arkasından 1.20 ile tamamlıyor. İkinci tura geçtiğimiz zaman iPhone 8 Plus'ın 1.59'da hızlıca bitirdiğini görüyoruz. Note 8 bunun bayağı bir gerisinde kalıyor. Yani toplam süremiz 2.17 saniye. Sıra geldi kameralara. En çok merak edilen taraf da budur diye tahmin ediyorum. Çift kameralar neler yapacak bakalım. Arkadaşlar iki telefonumuzun da oldukça güzel kamerası olduğu aşikar, bu tartışılmaz bir gerçek. Ama arada ufak tefek farklarımız var. Mesela iPhone 8'de çekilmiş fotoğraflar bilgisayardan bakıldığı zaman biraz daha kontrastlı. Siyahlar daha siyah gibi gözüküyor. Buna nazaran da Note 8'in portre modu biraz daha güzel fotoğraflar çekiyor gibi geldi bize. İki telefonumuzda 2x optik zoom yapabiliyor arkadaşlar. Note 8'in yine bir tık daha önde olduğunu söyleyebiliriz bu konuda. Video tarafına baktığımız zaman da iki telefonumuzda görüntüleri oldukça güzel sabitliyor. Burada yine birisini illa öne koymak gerekirse iPhone 8 Plus sanki biraz daha iyi videoları sabitleyebiliyor gibi geldi bize. Ama renk bakımından baktığımız zaman da eğer kontrastı seviyorsanız da Note 8'in bu konuda bir tık daha önde olduğunu belirtebiliriz. Ağır çekim merakları için de şunu söyleyebiliriz. iPhone 8 gönül rahatlığıyla birinci sıradaki yerini alıyor arkadaşlar. Hem çözünürlük bakımından hem de saniyelik kare bakımından 8 Plus çok daha önde. Düşük ışık ve selfie tarafına baktığımız zaman aslında arka kamerayla ilgili söylediğimiz şeylere yakın şeyleri söyleyebiliriz. İki telefonun da kamerası sizleri hiçbir zaman asla üzmeyecektir arkadaşlar. Millet şu anda sesimi iPhone 8 Plus üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonu bu şekilde kaydediyor. Şu anda sesimi de Note 8 üzerinden dinliyorsunuz. Yani Samsung Note 8'in de mikrofonu bu şekilde kaydediyor. Gelin biraz oyun oynayalım ve telefonlar nasıl ısınacak ve şarjları nasıl gidecek hep beraber gözlemleyelim. Şimdi sıra geldi tasarımlara. Masamıza geçelim ve telefonların tasarımlarına yakından bakalım. İki telefonumuzda da çift arka kamera mevcut arkadaşlar. Bildiğiniz üzere iPhone 8 Plus'ta üst tarafı konumlandırılmış. Samsung Note 8'de de biraz daha orta kısımda bulunuyor çift kameralarımız. Note 8'de çok eleştirilen bir konu var arkadaşlar. Bu parmak izi okuyucusunun konumlandırılması. 1-2 hafta kullanımdan sonra tabii ki de el ona da alışır diyelim. iPhone'da buna nazaran parmak izi okuyucumuz ön tarafta gördüğünüz gibi. İkisine böyle çıplak gözle baktığımız zaman tasarımda ilk göze çarpan şeylerden bir tanesi Note 8'in biraz daha köşeli hatlara sahip olması. iPhone 8 Plus'ta birazcık daha yuvarlatılmış durumda hatlarımız. iPhone 8 Plus tek elle kullanım açısından biraz daha kolay gibi geliyor bizlere. Mesela şu en köşedeki ikona dokunmak iPhone 8'de biraz daha kolay durumdayken Note 8'de bayağı bir yol kat etmeniz lazım. Tabii ki de burada düşünülmesi gereken şey böyle dev ekran, çerçevesiz ekran sizin için avantaj mı, dezavantaj mı? Bu tamamen kullanıcının deneyimine kalmış bir durum oluyor. Şöyle iki telefona da kalınlık incelik bazında şöyle bir yan yana bakalım. Note 8'in 8.6 mm'lik bir kalınlığı, iPhone 8 Plus 7.5 mm'lik bir kalınlığı var. Ama şöyle çıplak gözle bakıldığında öyle efsanede bir fark yokmuş gibi gözüküyor. Ağırlıklara baktığımız zaman da Note 8'in 195 gramlık ağırlığı, iPhone 8 Plus'ın da 202 gramlık bir ağırlığı var. Tuttuğunuz zaman şöyle tarttığınız zaman aman aman ahım şahım bir ağırlık farkı da yok. Bunu da belirtelim. Arkadaşlar artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim ve bizler de son sözlerimizi aktaralım. Şimdi iki telefon da fiyat olarak birbirine çok yakın. iPhone 8 Plus biz videoyu çektiğimiz tarih itibariyle resmi satışta olmasa da tahminler iki telefonun da fiyatının birbirine yakın olacağı yönünde. Biz video boyunca birçok test yaptık ancak işin ucunda işletim sistemleri tamamen farklı. Yani burada sizin en önemli tercih kıstasınız iOS mi kullanmak istiyorsunuz, Android mi kullanmak istiyorsunuz? Bu bilgiyi de cebimize attıktan sonra tercihleriniz artık tamamen renkler ve zevkler meselesine dönüyor.
İki telefonda kamera olarak, performans olarak sizleri asla üzmeyecektir. Ama siz telefonunda kalem olsun istiyorsanız ve ekranı böyle devasa olsun istiyorsanız mecburen Samsung tarafından tercih yapmanız gerekiyor. Ama ben Apple'cıyım arkadaşım, ben iPhone kullanacağım diyorsanız o zaman zaten başka alternatif yok. 8 Plus'a yönlenmeniz gerekiyor. Burada ben sizlerin fikirlerini çok merak ediyorum arkadaşlar. Hemen şuraya bir anket hazırladık. Cebinizde paranız var. Bu iki telefondan birisini tercih edeceksiniz. Hangisini seçerdiniz? Anketimize cevaplarsanız sevinirim. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Videomuz hakkında kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet iki anda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.